Bugünkü yeni konumuz data list konusu arkadaşlar. Data list nedir? Veri tabanlarındaki verileri bir liste halinde gösteren bizim arkadaşlar data list için bir veri tabanı oluşturalım öncelikle. SQL veri tabanımızda bir veri tabanı oluşturacağım ben. Sizler de oluşturabilirsiniz veri tabanını. Ben Merve isimli bir kullanıcı vardı. Her haftaki kullanıcıyla bağlanıyorum. Arkadaşlar örnek bir veri tabanı oluşturacağım. Ve bu veri tabanı üzerinde data listi anlatacağız. Buradan verilerimizi çekeceğiz. Database'ler kısmından arkadaşlar veri tabanınızı oluşturabilirsiniz. Burada çeşitli veri tabanları var. Biz yeni bir veri tabanı oluşturalım. Yeni veri tabanımızın ismi de data listi anlattığımız için veri tabanı data list olsun. Hatta kısaca olsun veri tabanınızın ismi. VT data list. Böyle bir veri tabanı olsun. Veri tabanı data list şeklinde. Okey dedim. Okey dedikten sonra arkadaşlar bunun içinde iki adet örnek tablo hazırlayacağım. Ve bu tabloların arasından arkadaşlar istediğiniz verileri çekeceğim. Bu böyle, evet, önce tablomuzu yapalım. Tables'ın üzerinde, bakın VT veri tabanı data list veri tabanındaki tables kısmına gelip new table dedim. New table dedikten sonra örnek birinci tablomuzu yapalım. Birinci tablomuzda bir ID alanı olacak. Tabloyu en son kaydederken ismini vereceğiz. Adı kategori. Kategori tablosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Kategori dedim. Kategori dedikten sonra arkadaşlar kategori adı varchar olacak şurası. Var binary değil. Varchar 50 karakterlik olsun. Bir de kategori durum isimli bir alan oluşturdum. Bunu da varchar 50 dedim. Şimdi şunu yapalım. ID alanımıza bir primary key benzersiz alan olarak tanımlıyoruz arkadaşlar ID'mizi. Birinci tablomu bu şekilde yaptım. ID alanlarda arkadaşlar numarayı elle girmek istemiyorsanız bilgisayarın veya SQL sunucumuzun numarayı otomatik olarak buraya eklemesini istiyorsanız identity specification özelliğini açıp is identity özelliğini yes dediğinizde buradan arkadaşlar identity değeri birden başlayarak birer birer artarak her kayıt girdiğinde kendisi otomatik numara ekleyecektir. Şimdi tablomuzun gerekli tanımlamaları bitti, alan tanımlamaları. Save table diyerek tablomuzu kaydediyorum. Tablomuzun birinci adı kategori arkadaşlar. Buraya bir tablo daha ekleyeceğim. Sağ tuş new table diyerek yeni bir alan ekliyorum. Buraya da bu tablomuzun adı da makale olacak arkadaşlar. Yine bunun ID'si var. Her bir kayıt için bir ID tanımlıyorum. SQL sunucumuzda arkadaşlar. Başlığı varchar 30 olsun. Başlık için 30 karakterlik bir alan tanımlıyorum. Tanıtım diyorum. Varchar 150 karakterlik bir alan tanımlıyorum burası için de. String değerler arkadaşlar varchar biliyorsunuz. Başka bir yazar alanı tanımlıyorum. Buraya da varchar 50 karakterlik bir alan. Bir de detay diyelim. Detay kısmında da şöyle bir özellik var. End text. Yani çok ene kadar gitsin anlamında. Yine burası da string tanımlama. Bir de kategori durum vardı. Burası da makale durum olacak arkadaşlar. Buraya da kayıt durum anlamında kayıt durum diye bir alan ekliyorum. Varchar diyorum. Bunu da arkadaşlar 20 karakter olarak belirliyorum arkadaşlar. Ve tablomu save table diyerek kaydedeceğim. Makale tablosu olsun bu. Ve makale şeklinde bunu kaydettim. Sıra geldi bunların içine örnek veriler girmeye. Önce örnek verilerimizi gireceğiz ki ne yaptığımızı anlayabilelim. Önce kategori kısmına örnek verileri girmek istiyorum. Kategori tablosunda sağ tuşta tıkladıktan sonra edit tab 200 yani 200 tane satıra veri gireceğim anlamında veya düzenleme yapacağım anlamında.
Burada ID geldi. Şimdi arkadaşlar, tabii makale kısmında şunu da unuttum. Makale tablosunda. Onu da bir düzenlemesini yapalım. Unuttuğum yer şu. Makaleyi açalım önce. Şuraya birinci anahtar tanımlamayı unuttuk. Bir de makale tablosunda arkadaşlar işte yine otomatik artırım özelliğini yes diyerek otomatik olarak bilgisayar tarafından numara vermesini istiyorum ve kaydet düğmesine basarak kaydediyorum arkadaşlar. Bazen sonradan yapılan değişikliklerde şöyle bir hata verecektir. Bu hata almak istemiyorsanız SQL Server'da bir ayarımız var. Bunu göstereyim ben size. Değişikliklerin kaydedilmesini istiyorsanız arkadaşlar Prevent Saving Change, yani değişikliklerden sonra kaydettikten sonra değişikliklere izin ver seçeneği burası arkadaşlar. Ya da oluşturduktan sonra değişikliklere izin ver seçeneği. Buradaki izin ver veya verme diyor burada. Eğer buraya onay koyarsanız izin vermeyecektir yapacağınız değişikliklere. Buradaki onay işareti kalkık olması gerekiyor. Yoksa sonra da yapacağınız değişikliklerde tablonuzun alanlarında yapacağınız tanımlamalarda değişikliklerde size hata mesajı üretecektir. Burayı bu şekilde onay işaretini kaldırırsanız bu hata mesajını almazsınız. Şimdi ben tablolarımı kaydettim ve veri girişine devam edeceğim. Kategori tablosuna verilerimi gireceğim. Önce kategorilerimi oluşturacağım. Evet. Kategori tablosunda şöyle C Sharp Net diyelim. Birinci kategorimiz bu olsun. C Sharp şeklinde durumunu bu şekilde belirtiyoruz. ASP.net ASP.net diyoruz şuraya durumunu. Numaraların arkadaşlar ID kısmı otomatik olarak verildiğini görebiliyorsunuz. Ve bizim buraya numara girişine izin yok gördüğünüz gibi. Çünkü biz burayı ne yaptık? Primary key olarak tanımladık. Aynı zamanda da identity specification özelliğini aktif yaptığımız için ID alanına biz herhangi bir veri giremiyoruz. Bu alana bilgisayar giriyor veriyi. Ve şu durum kısımlarını yazıyorum. Bu kat durumla öbür makale tablomuzdaki kay durum alanlar arasında ilişki kuracağız arkadaşlar. Bu ilişki vasıtasıyla verilerimizi çekeceğiz. Web tasarımı diyelim. Evet. 4 tane kategori tanımladım. Bu kategori tanımlama işi burada bitti arkadaşlar. Bu zaten girdiğimiz anda güncelleniyor. Bunu kapatıyorum. Hatta buradaki hepsini kapattım. Sıra geldi makale kısmına. Gerekli verileri girmeye. Buraya da verilerimi gireceğim. Başlık olarak C Sharp nedir? Dedim. Bu makalemizde C Sharp hakkında yani örnek veriler giriyoruz arkadaşlar. Yani siz istediğiniz herhangi bir veriye girebilirsiniz. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Benimkini aynısını yazmak zorunda değilsiniz. Öğretici bilgiler verilecektir. Gibi. Yazar da kendi adımı yazdım ben. Detay kısmına da arkadaşlar işte Microsoft detay bilgisi C Sharp diye bir şey yazdım. Bu kaydırım kısmındaki arkadaşlar bizim buraya şunu yazmamız gerekiyor. Bakın kategori kısmını açıyorum. Buradaki hangi kategoriye giriyorsa bizim bu makalemiz buradaki kategori durumlardan bir tanesini buraya yazmamız gerekiyor. ASP.NET kategorisine mi giriyor? C++ kategorisine mi giriyor? Web kategorisine mi? Hangisine giriyorsa tabii ki biz C# ile ilgili bir makale yazdık. O zaman C# kategorisine giriyor arkadaşlar. O zaman biz onu şuraya C# yazıyorum. Ve oradakini yazdım. Bir makale daha biri yazmış olsun. Bu da ASP.NET nedir? İşte bir tanıtım yapalım. Bu makale işte Haziran ayında tanıtılacak. İşte Ahmet Özdemir olsun arkadaşlar. ASP.NET Microsoft'a ait bir yazılım diyelim. Microsoft Net Framework diyelim. Net Framework.
Bu da ASP net kategorisinde arkadaşlar. Bu kategorisini yine neye göre yazacaksınız? Kategori alanında olan kategori durumlardan herhangi birini yazmanız gerekiyor. Çünkü bu tabloyla biz ilişki kuracağız. Bunun dışında herhangi bir kategori yazamazsınız arkadaşlar oraya. Bilginiz olsun. Çünkü biz buraya göre ne yapacağız? V'leri, kategorilere göre diyeceğiz ki ASP net kategorisinde kaç tane makale yazılmış? Bunu arattıracağız. Nereden arattıracağız? C# Visual Studio'daki yazacağımız formda arattıracağız. Web sitesi üzerine arattıracağız. Onun için burada kategorilere göre diyeceğiz ki işte web kategorisinde kaç tane makale yazılmış. O makaleleri bir listele diyeceğiz mesela orada. Bu ondan dolayı arkadaşlar burada kategorilere göre diğer tablomuzda kategori kayıt durumunu ona göre belirlemeniz gerekiyor. Evet. Yazalım. ASP net ekranı. Burada ASP net web formları ve Visual Studio Visual, şuraya I harfiyle yazalım. Studio anlatılacak. Yazdık. Bunu da Mehmet Çakır anlatmış olsun. Böyle biri. Detayında da yine Microsoft ASP ya da Microsoft Visual Studio yazalım. Evet, bunu yazdım. Kategorisi yine bunun ASP net olsun. Yani birkaç tane örnek makale ekliyoruz buraya. Mesela bir tane daha ekleyelim. MVC nedir? Bu da yine ASP'nin temellerinden bir tanesi. ASP ile MVC programlama anlatılacak. Bunu da Mehmet Çakır anlatsın yine. Microsoft MVC diyelim buraya da. Bu da yine ASP net kategorisinden biri olsun. Bir tane daha kayıt ekleyelim. HTML nedir? Bunu da HTML anlatılacak diyelim. Yazarını ekleyelim. Ekledik. Bunu da ne diyelim? Detayına birisinin kaynağından faydalanalım mesela. Kodlab diyelim. Böyle bir isim yazdım. Bu da web kategorisinde olsun. Bir veri daha yazalım arkadaşlar. Bir CSS nedir? CSS ile stil oluşturma teknikleri. İşte yine bunu bir yazar yazsın. Bunu da neresi olsun? Alfa yayınları. Bu da web kategorisinde olsun. Arkadaşlar 6 tane kayıt ekledim. Şimdi bu kadar yeterli. Fazla uzun olmaması açısından. Daha fazla kayıt da eklenebilir. Evet. 6 tane kayıt ekledim arkadaşlar. Ekledikten sonra sıra uygulamamızı yazmaya geldi. Şimdi biz veri tabanımıza bağlanacağız. İşte uygulamamız vasıtasıyla. Ve şimdi file, new, website diyerek bir web sitesi açalım. Empty website diyor. Boş bir web sitesi. Açtım. Web site 83 şeklinde açıldı. Şimdi arkadaşlar burada bir tane web formu oluşturalım. Bir tane web formu oluşturdum. Arkadaşlar web formu oluşturduktan sonra öncelikle şunu yapacağım. Şöyle yapalım. Buraya bir tane ne ekleyelim arkadaşlar? Data list ekleyeceğim. Evet. Data listimiz nerede? Bizim toolbox araç kutusundaki data kategorisi altında yer alıyor arkadaşlar.
Burada data list ve data detailist view var, karıştırmayın. Data list'i shift tıklayarak buraya ekledim arkadaşlar. Evet, ekledim. Bu şekilde burada duracak. Şimdi bugüne kadar geçen hafta size data kontrollerine SQL data source'u göstermiş. Bu sefer data source'umuzu, SQL data source'umuzu veya data kaynağımızı elimizle yazarak oluşturacağız. Kod yazarak yani. Bunun için arkadaşlar sayfamızın yükleme olayına geçiyoruz. Page load. Sayfamızın yüklenme olayına. Page load'a. Şimdi arkadaşlar veri tabanına önce bağlantı kurmamız gerekiyor. SQL Server'a. SQL Server içindeki de veri tabanına bağlantı kurmamız gerekiyor. Bunun için şöyle bir tanımlama yapacağım. String diyeceğim. Şuraya. String. Yol. Bu yol dediğim şey şu. SQL sunucusuna bağlanmak için gerekli yolu tanımlayacağız burada. Bir değişken tanımladım. String değişken. Yol diye bir değişken tanımladım. Ve bunu tanımladıktan sonra arkadaşlar yazacağımız kodlar var. Kodlarımız şunlar. Bir et işareti kullanıyoruz. Kullandıktan sonra data source. Data source nedir arkadaşlar? Data kaynağı. Data kaynağımızın neresi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Eşittir dedim. Şimdi bizim data kaynağımız neresi arkadaşlar? Verilerimiz nerede bizim? SQL Server'da. Buranın adını buraya yazacağız. SQL sunucumuzun adını yazmamız gerekiyor. Peki nerede yazacağız biz bunu? Sizde localhost, benim bilgisayarımda ise Windows 7U /SQL X diye bir şey. Bunu eğer erişmek istiyorsanız bağlantıyı kesiyorum. Bağlana basıyorum. Server name diyor ilk açılışta. Gördünüz mü? Sizde localhost'tur burası. Burayı kopyalıyoruz. Siz de localhost'u kopyalarsınız. Daha sonra buraya geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Şimdi data source kısmımız ne oldu? Hatta şu tırnağı da şurada kapatayım. Bu tırnak içinde yazılacak bir yol. Ve en sonunda da noktalı virgül koyalım. Şimdi SQL sunucumun adını yazdım buraya. Şimdi sıra geldi. Bundan sonra neye? SQL sunucumun içine bağlanabilmek için bir şey gerekiyor bize. Ne gerekiyor? Evet. Kullanıcı adı ve şifresini de belirtmem gerekiyor. Eğer SQL sunucusunda kullanıcı adı ve şifreyle bağlanıyorsam. Eğer bağlanmıyorsam bunu belirtmenize gerek yok. Ama ben bağlanıyorum. Benimkinde kullanıcı adı ve şifre var. Ben bunun için önce user ID diyorum. Siz bir şey yazmanıza gerek yok eğer şifre yoksa bağlanırken, SQL sunucunuzu açarken. Eşittir. Buraya ben orada Merve isimli bir kullanıcı ile bağlanıyorum. Ve onun bir şifresi var. Onu da password diyorum. Eşittir. Şifresi de arkadaşlar tırnak açmıyoruz. 1, 2. Nokta virgül ile bitiriyorum. Şimdi SQL sunucusuna adını yazdım. SQL sunucusuna bağlanmak için gerekli kullanıcı adını yazdım. SQL sunucusuna bağlanan kişinin şifresini belirttim burada. Password eşittir 1, 2. Onun şifresi arkadaşlar. Ben 1, 2 diye belirmiştim. Sıra geldi. SQL sunucusu içinde hangi veri tabanına bağlanacağız? Şimdi bunu siz de yazacaksınız arkadaşlar. Eğer şuraya büyük ihtimalle yazmadınız anladığım kadarıyla. Yazmamanız gerekiyor zaten. İşte kullanıcı adı ve şifre ve bağlanmıyorsunuz çünkü SQL sunucusuna siz şu an o bilgisayarlarda. Bundan dolayı. Bunun için bunu sizin yazmanıza gerek yok. Şimdi burada hangi veri tabanı olduğunu belirteceğiz. ETL katalog diye bir ifadeyle bu bağlantıyı gerçekleşiyor ama bu değişebiliyor. Farklı yöntemler de var. Benim bildiğim yöntem bu arkadaşlar. Farklı bir yöntemle de örneklerini görmüştüm. ETL katalog diyorum. Şimdi bizim SQL sunucusundaki veri tabanımızın adı neyse onu yazacağız buraya. Şimdi siz ne verdiniz, ben ne verdim bakalım. Database kısmına geliyorum. Ben VTDL diye yani veri tabanı data list anlamında böyle bir hatırlatıcı veri tabanı isim vermiştim. Burada benim VTDL şeklinde görünüyor gördüğünüz gibi. Bu ismi buradan kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Ve nokta virgülle bitiriyorum. Şimdi biz SQL sunucumuzun içinde veri tabanı olan yolu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yol, bu veri, şimdi nerede biliyor musunuz bu veri? Eşit de demekle şu yol diskinin içine yüklenmiş oluyor. Evet. Şimdi bir durum daha var. Bunu da bazen yazmak gerekebiliyor. Sorun yaşayabilirsiniz diye. Evet. Güvenli bağlantı için integrated
Security'liye. Evet. Security eşittir true diyoruz. Ama siz ne yazacaksınız? Siz eğer kullanıcı adı ve şifre kullanmıyorsanız arkadaşlar, siz buraya şunu yazıyorsunuz. Sizin bilgisayarlara yazılması gereken şey şu: SSPI. Bu kullanıcı adı ve şifre kullanmadan veri tabanına bağlanıyorsanız bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar güvenli bağlantı için. True yazarsanız bağlantıda sorun yaşayabilirsiniz belki diye düşünüyorum. Bundan dolayı buraya Integrated Security SSP SSPI aslında o şekilde söyleyelim. Bunu yazıyorsunuz siz. Eğer bağlanamazsanız buraya değiştiririz, gereksiz kaldırırız arkadaşlar. Bu bazen zorunlu da olmayabiliyor ama biz yazmakta fayda var. Evet. Tabii ben kullanıcı adı ve şifreyle bağlanıyorum ya. Ben orayı true olarak değiştiriyorum. Siz true değil SSPI yapacaksınız. Evet. Sıra geldi. SQL sunucumuza bağlanmak için gerekli koda. Gerekli kodumuz SQL Connection arkadaşlar. SQL Connection. Yalnız altın kırmızıya çizdi. Neden çizdi? Evet. Biz SQL Connection değişkenin ismini yazdım ama bunu kırmızıyla altına çizmesi sebebi burada yazıyor. Bu namespace ekli olmayabilir diyor zaten altın açıklamasında. Gerekli namespace'leri eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Veri tabanı işlemlerinde using system data namespace'ini ekliyorsunuz. Başka? Using, evet. Şimdi biz ama data ile bağlanıyoruz ama veri tabanı işlemi yapacağız ama veri tabanı komutları çalışır ama SQL sunucusuyla ilgili de bir namespace eklemek gerekiyor. Bu da system data SQL istencisi namespace arkadaşlar. Kütüphanesi de diyebilirsiniz. Bunlar bu kütüphaneler içinden bizim komutlarımız geliyor. Şurada E harfini unuttuk. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi SQL Connection'ın altındaki kırmızı çizgiyi kaldırdı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Bu değişkenin bağlanabilmesi için gerekli bağlantı nesnemizi oluşturmaya. Evet, new diyorum. SQL Connection parantez içinde bir şey yazacağım arkadaşlar. Bu değişkene bağlanma, aslında biz SQL sunucusuna bağlanmak için bir değişken ürettik ve bu değişkenin içine yüklenecek veri ne olacak bunu yazmamız gerekiyor. Buraya şunu yazıyoruz arkadaşlar. SQL Connection parantez içine yol değişkeninin içindeki veriyi uzun uzadıya yazmamız gerekiyordu normalde. Ama biz bunu yol değişkeninin içine aktardığımız için şuradaki veriyi buraya upuzun yazmanıza gerek kalmıyor. Oradaki üstteki yol değişkeninin ismini buraya yazmanız yeterli. Evet. Arkadaşlar buradaki bağlantı değişkenimizi de oluşturduk. Şimdi SQL sunucusuna bağlanıp içine SQL kodu göndermeye geldi. SQL string'i veya SQL komutlarından göndermeye geldi sıra. Bunu yapacağız. Bunun için bir SQL kodu oluşturalım önce. Bunun için string diyorum. Sorgu komutu veya sorgu komutu diyelim. Sorgu komut diyelim. Bir SQL komutu yazacağım buraya. Bunu oluşturacağım burada şimdi. Bunu da sorgu komut ismini değişkene aktaracağım. Select yıldız from, şöyle yapalım. Önce kategoriler olsun. Kategorilerimizi çeksin. Evet. Bu sorgu komutun içinde kategori tablosundaki veriler bunun için aktarılacak arkadaşlar. Ve bunun içinde tutulacak anlamındadır. Yani bu komut vasıtasıyla biz bunu SQL sunucusuna göndereceğiz. Bu sorgu komut değişkenini kullanarak. Ve bunu nasıl yapacağız? Hatta şuraya bir açıklama yapalım. Kategori tablosundaki tüm kayıtları getirmeye yarar arkadaş bu. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Bizim SQL sunucusuna bağlanıp oradaki verileri çekebilmemiz için arada bir nesne tanımlamamız gerekiyor. Biz web formumuzdan direkt olarak SQL sunucusundaki veri tabanına bağlanamayız. Bu güvenlikten dolayı, güvenlik amaçlı olarak tasarlayan kişiler demiş ki direkt web sayfası bağlanmasın veri tabanına. Çünkü hackerlar falan web sayfası içindeki bazı verileri görerek, web formu içindeki bazı verileri görerek veri tabanına zarar verebilirler. Bunun yerine arada bir nesne kullanalım. İşte buna da SQL, daha doğrusu şöyle diyelim, data adaptör deniyor. SQL'de kullanılan şekline de SQL data adaptör deniyor arkadaşlar. Adaptör, yani araya bir adaptör koyalım ki önce veriler veri tabanına adaptöre yüklensin. Web formu da adaptör üzerine işlemlerini yapsın.
Evet. Bunun için SQL data adaptör tanımlayacağız arkadaşlar. Data adaptör. Bunun adına da ben SADP diyeyim. SQL data adaptör anlamında. SQL adaptör diyeyim. Eşittir. New SQL data adaptör deyip buraya bir parantez açıp bir parantez kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu data adaptör vasıtasıyla veri tabanına komut göndermek istiyorum. Aynı zamanda veri tabanına bağlanmak istiyorum. Önce hangi komutu göndereceğiz? Şuradaki komutu göndermek istiyorum veri tabanına. Adaptör vasıtasıyla gönderiyoruz bunu. Bunun için buraya sorgu komut yazdım. Bu komutu yazmakla bitmiyor. Aynı zamanda da bağlantı ifadesini yazmamız gerekiyor. Bu komutu gönderir ama SQL sunucusu bağlanamadığımız için hata verecektir. Onun için de bağlan isimli şuradaki değişkenin ismini yazıyorum. Bu da şuradaki yazıyı aslında gönderecek SQL sunucusuna. Bunun sayesinde buradan bağlanacak. Şimdi SQL data adapterimiz bağlandı. Bu komutu da gönderdi. Nereye gönderdi? SQL sunucusuna buradaki. Buraya gönderdi. Şimdi bu komuttan gelen veriler, bu komut sonucu gelen veriler nereye yüklenecek? Web sayfamıza yüklenmeyecek yine. Web sayfamızın arka planında bizi SQL sonucusundaki veri tabanının, yani şunun bir kopyası oluşturulması gerekiyor. Ya da bir modeli oluşturulması gerekiyor. Veri tabanına gelen veriler ona yüklenmesi gerekiyor. Buna da biz dataset diyoruz. Dataset nedir arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Dataset, veri tabanlarının modellerini oluşturmak için kullandığımız nesnemiz. Yani SQL sunucusundaki veri tabanının bir modelini oluşturacağız. Nerede? Web sayfasının hemen arka planında. Bunun için bir dataset tanımlıyoruz öncelikle. Yani bir veri tabanı modeli tanımlıyoruz. Bunun için dataset ds eşit diyorum. New dataset diyorum. Ve datasetimizi oluşturdum. Sıra geldi. Bu datasetimizin içine verileri doldurmaya, yüklemeye. Nereden yükleyeceğiz biz bunu? SQL adaptör, SQL sunucusuna bağlandı. Komutu da oraya gönderdi ya. Oradan gelen verileri de bir yere yüklemesi gerekiyor. Bizim web sayfamızın arka planında. Bunu da SQL data adaptörle yapacağız. SQL adaptör diyorum. Fill diyorum. Fill demek ne demek arkadaşlar? Evet, fill. Doldur demek. Fill doldurmak. Parantezimizi açıyorum. Böyle değil. Parantezimizi açıyorum, kapatıyorum. Bir de eşittir girdi araya. O eşittir yok arkadaşlar. Bazen klavyeden hızlı yazarken yanlış tuşlara basıyoruz. SQL adapter doldursun nereye? Nereye dolduracak arkadaşlar bu verileri? Veri tabanından gelen verileri. Bizim web sayfamızın içindeki veri tabanı modeline. Yani datasetimize. İşte onu da buraya yazıyorum. DSE'ye bu veriler dolduruldu. Artık şu oldu arkadaşlar. Bizim veri tabanıyla, asıl veri tabanıyla ilkimiz, alakamız kalmadı. Artık asıl veri tabanının bir kopyasını dataset olarak oluşturduk. Bir modelini oluşturduk. Nerede? Web sitemizin içinde. Sıra geldi. Yani şunu yaptık aslında. Solution Explorer açayım. Şurada bir adı aslında bir veri tabanı dosyası oluşturdu ama gizli şekilde. Bizim SQL sunucumuzdaki veri tabanı dosyası burada yok normalde. Burada bir dataset oluşturuldu ve veri tabanı sunucusunun içindeki veri tabanı bir kopyası aslında burada bir yerde oluşturuldu ama bize gösteremiyor diyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Artık web sitemizin içinde aslında bu veri tabanının bir kopyası oluşturuldu. Böyle, neden böyle bir şey düşünülüyor? Çünkü kötü niyetli kişiler, hackerlar veri tabanına direkt ulaşamasın diye web sayfalar üzerinden. Güvenlik amaçlı yapılmış bir şey. Şimdi sıra geldi. Buradaki verileri arkadaşlar çekip yüklemek. Nereye yüklemek? Datasetin içindeki verileri bu sefer şeye yüklemek. Nereye yüklemek? Şey dediğimiz şey data listimiz arkadaşlar. Buraya yükleyeceğiz. Data liste yüklemek için evet diz diyoruz. Böyle bir ifade var. Data list 1 oradaki adı. Data list 1 arkadaşlar. Nokta diyoruz. Bunun data kaynağının neresi olduğunu belirtiyoruz. Evet. Data kaynağımızın arkadaşlar datalar nerede şimdi bizim? DS'de değil mi? DS'nin içine doldurdu. Buranın içine doldurdu. O zaman buranın data listinde data kaynağı artık data source oluyor. Bunun için de DS nokta data source'un içinde de bizim kategori isimli tablonun bir
Kopyası var mı? Var. Bu birinci tablo olarak geçiyor. Onu yazacağız oraya. Evet, tables 0 dedim. Sıfırıncı tabloya denk geliyor orada. Evet. Şunu da diyebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir şey diyorum. SQL adapterimiz dataset'in içinde işte DS kategori isimli tabloya verileri doldursun diyebilirsiniz mesela bu şekilde. Hangi tabloyu dolduracağını da belirtebiliyorsunuz. Dataset'in içinde DS kategori isimli bir tablo oluşturuluyor. Onun yerine de biz şimdi buraya da aynısını yazmak zorundayız. O zaman sıfırıncı tablo değil de DS kategori isimli tablo diye. Yazmak zorunda değil. Sıfır diye de yine bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yazdım buraya. Şimdi sıra geldi. Şimdi verilerimiz data listimize yüklendi. Fakat şöyle bir durum daha var. Durum şu. Data listte veriler yüklendi ama web sayfasında da görünmesini istiyorsanız bir komut daha var. Arkadaşımız az önce söylüyordu. Onu ben duydum. Evet. Data byte diye bir özellik var arkadaşlar. Bunu yazmazsanız liste ekrana yüklenmeyecektir bu sefer. Data byte bizim verilerimizi, data nesnelerindeki verileri ekranda gösterilmesi için kullanılan komutumuz arkadaşlar. Data byte dedim. Evet. Data list, data byte dedim. Ve şu anda bu veriler bizim web sayfamızda görünür mü? Evet. Bakalım bir deneyelim. Ya bazı eklemeler var. Bakalım hatamızda var mı? Ona bakalım. Evet. Şu anda veriler görünüyor mu arkadaşlar? Evet. Veriler görünmüyor. Tabii görünmemesi gerekiyor ama ben yine de şurada bir şuraya bir kısa süreliğine bir sileceğim. Bir de bu şekilde deneyeceğim. Görünmemesi gerekiyor zaten. Bakalım evet. Doğru. Hata var mı yok mu ben bunu test etmek için yaptım. Şimdi tekrar geri getiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar data verilerimiz data listin içinde görünmüyor şu anda. Bunun görünmemesinin sebebi data listimizin içine bir tema tasarlamamış olmak. Yani bu temamızı tasarlamamız gerekiyor. Şimdi bu temayı bir data liste tasarlayacağız. Geçen seferki grid gibiydi. Bu farklı. Arkadaşlar data liste tema tasarımı yapmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu liste elemanlarımızı temamızda belirtmemiz gerekiyor. Bu için default ASP ilk sayfamızda bakın data list görüyorsunuz burada kodunu. Bu kodun içine item template'ler ekleyeceğiz. Item template'leri nasıl ekliyoruz? Yazarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için item template dedim ve bir tanesi eklendi arkadaşlar. Şimdi bu item template'in içinde de listelerimiz nasıl görünecekse bir tablo tasarlayacağım ben. Daha doğrusu bir tablo satırı bir de sütunu ekleyeceğim buraya. Bunun için önce tr tagini kullanıyorum. Tr'nin içinde de bir de td yani sütun belirleyeceğim. Bir hücresel bir alan oluşturmuş olacağız. Bunları eğer daha düzgün görmesini istiyorsanız tab tuşuyla şöyle birer kez ilerletelim bunları. Her birinin ayrı kod olduğuna dair. Ve burada arkadaşlar verilerin yüklenip görüntülenmesi için script kullanacağız. Bu scriptimizi de yazalım. Bunun için arkadaşlar küçüktür yüzde işareti dedikten sonra data binder yani data görüntüleyici scriptini yazıyoruz. Data binder. Data binder'ı yazdıktan sonra arkadaşlar evil diyoruz ve bir parantez açıp kapatıyoruz. Şimdi bu veriler nereden yüklenecek? Bunu belirtmemiz gerekiyor. İçerik için container yazıyoruz. Container data item dedikten sonra
verilerin, hangi tablodaki verilerin gösterileceğini buraya belirtiyoruz arkadaşlar. Buraya DS kategori yazıyoruz. Çünkü biz dataset'in içindeki tablodaki verileri göstereceğiz. Database'in içindeki kategori tablosunun bir kopyası aslında dataset'in içindeki DS kategori isimli tabloda oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra çalıştıralım. Sildik, tekrar sonra yerine koymuştum arkadaşlar. Bakın, ister yazabilirsiniz, isterseniz tablo adını da belirtebilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım. Bir çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Evet, burada bakalım. Veri data binder evil container. Şimdi arkadaşlar burada veri tabanından çekmesi gerekiyor. Şöyle bir kategori olarak değiştireyim. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi veri tabanındaki kategori tablosundaki kategori isimleri listelendi. İşte bunun için şurada kodları yazdık arkadaşlar. Şurada kategori olarak değiştirdik. DS kategori demedik. Çünkü verilerin yükleneceği yeri normal veri tabanını gösterdik. Bu şekilde yükledik arkadaşlar. Şimdi kod kısmına bakalım. DS kategori. Buradan data liste gönder. Buradan da kategori olarak gösterdik. Şimdi ben şuradaki DS'yi bir daha anlayabilme açısından bir daha yazdım. Bakalım diğer taraftaki bu veri tabanından çekmesi gerekiyor. Data row view DS kategorisinde bir özellik içermiyor diyor. Evet, data row system data data row view. Evet, bu veri tabanından çekiyor bu ön taraftaki kısım. Bunun için burayı DS'sini siliyorum arkadaşlar. Veri tabanındaki kategori tablosundan çekiyor. Evet, şimdi bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman kategori tablosundaki tablolarımız şu anda listeleniyor. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi kategorilerimiz listeleniyor mu? Listeleniyor mu arkadaşlar? Kategorilerimiz listeleniyor. Bizim bu veri tabanımızın içindeki kategori tablosundaki kategorilerimiz arkadaşlar şu anda listeleniyor. Şimdi ben şunu yapabilmek istiyorum. Bu kategori tablosundaki herhangi bir kategorinin üzerine tıkladığım zaman web sayfamızda diğer makale sayfasının ilgili makalelerin listelenmesini istiyorum. Mesela diyeceğim ki ASP.NET kategorisindeki makaleleri listele. Bunları istiyorum. Bunu yapabilmek için ne yapacağız? Bunu size anlatacağız arkadaşlar. Bunu yapabilmek için bir kere şunu yapacağız. Bir tane daha sayfa ekleyeceğiz. Önce o sayfamızı ekleyelim. Bizim makale tablomuzdaki makalelerimizin listesini şurada gösterebilmek istiyorum ben. Default 2 sayfasında. Bunun için buraya bir Default 2 ekliyorum. Ve bu şu anda buraya eklendi. Default 2'miz. Ekli şekilde duruyor. Arkadaşlar ikinci Default 2 ASP 2 sayfamızı oluşturduk. Şunu yapmak istiyorum. Default 1 sayfamda kategorilere tıkladığımda Default 2 sayfamda, ikinci sayfada arkadaşlar şunun olmasını istiyorum ben. Verilerimizin Default 1'den Default 1'deki kodla çekilip Default 2'de makalelerimizin listelenmesine, başka bir web sayfasında makalelerimizin listelenmesini istiyorum. Evet, tekrar söylüyorum. Tekrarlıyorum. Default 1 sayfamda kategori seçip oradaki kategorilere ait makalelerin Default 2'de listelenmesini istiyorum. Birinci sayfadan kategori seçeceğim. İkinci sayfada seçtiğim kategoriye ait makaleler listelenecek. Evet. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir sayfadan başka bir sayfaya veri gönderme var. Bunu da linkle yapılıyor. Link yöntemiyle. Bunu yapalım arkadaşlar. Önce default ASP.NET sayfama geldim. Burada şu kısma geliyorum arkadaşlar. Buradayken bir kod ekleyeceğim. En üst kısma. Buradaki çektiğim kategorilerdeki verileri, veri tabanından çektiğim o kategori isimlerini link halinde göstermesini sağlayacağım. Ve aynı zamanda bu linklere tıklandığında verilerimizin arkadaşlar makale veri sayfasına çekilip default 2 sayfasında gösterilmesini istiyorum. Bunun için gerekli kodlarımı yazıyorum arkadaşlar.
Ahref ne işe yarıyordu arkadaşlar? HTML'den biliyorsunuz. Bir veri linke çevirmek, link halinde göstermek için kullanılıyordu. Ben de bunu yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde çektiğimiz link vasıtasıyla da verilerimiz arkadaşlar default 2 sayfasına yönlendirmek istiyorum. Şurayı seçtim. Default 2 sayfasına yönlendirmek istiyorum. Ve bunu gönder isimli değişken vasıtasıyla yapılmasını istiyorum. Şöyle gönder isimli bir değişken tanımlıyorum. Bu değişkende çekilen veriler default 2 sayfasında gösterilecek. Peki verilerimizi veri tabanlarından neye çekiyoruz? Data listin data binder özelliğiyle çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için data binder'ımızı oluşturalım. Bunu buraya yazdım. Yazdıktan sonra data binder yazıyorum. Yazdıktan sonra arkadaşlar parantez açalım şurada. Parantezimizi açtık ve parantez içine gerekli veri tabanı bağlantısı için gerekli olayımızı yazacağız arkadaşlar. Container yazıyoruz. Container data item cut durum. Evet. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şurada linkimizi bitiriyoruz. Evet. Şunu bu şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra şöyle de silelim. Linkimizi arkadaşlar tam şu noktada bitiriyoruz. Yani burayı tamamını link haline çevireceğiz. Bunun için şu şekilde bitirdim. Evet. Linkimiz buradan başlayıp buraya kadar geliyor. Şimdi biz seçtiğimiz kategoriye göre diğer tablodan kategori durum alanındaki makale isimlerini çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir çalıştıralım biz bunu. Evet. Yes'e basalım. Bir hatamız var. Ne hatamız var? Evet. Göremiyorum hala. Evet, şurada. Şunu kaldıracağız arkadaşlar. Evet, oraya tırnak yok. Evet, çalıştıralım bakalım. Yine noktalı virgül bekleniyor diyor. Yine bir hatamız var. Hatanın ne olduğunu bulmaya çalışalım. A'yı kapattım şurada. A'yı kapattım. Yalnız yine de bir nerede hatamız var görmeye çalışıyorum şu anda. Bu bizim makale sayfamızda kat durum alanını belirtiyor. Buradaki kısım. İsim değişik olsa olmaz. Şimdi bakın buraya bakalım. Bak burada kat durum var. Tamam mı? Kat duruma göre makale sayfamızdaki makale başlıklarını çekeceğiz. Bakın şuradaki kay durumla kat durum aslında birbiri arasında ilişki kurduracağız biz. Evet. Şimdi hatamızı bulalım. Yazım hatamız var bir yerde ama nerede hata olduğunu. Evet şurada DS yok arkadaşlar. Şimdi tekrar bakalım. Çalıştıralım. Hala hatamız var. Conta. Evet şurada hatamız var arkadaşlar. Evet. Burada çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi verilerimize bakalım. Bunlar neler arkadaşlar bizim? Kategori tablosundaki kategori isimleri. Doğru mu? 4 tane kategori ismimiz vardı orada. Bu kategori isimlerini oradan çekmiş olduk. Şimdi şunu yapacağım. C#net'e tıklıyorum. Boş geldi. ASP.NET kategorisinde kaç tane kayıt olduğuna bakacağım. C#net kategorisinde hiçbir makale yok gibi görünüyor. ASP.NET kategorisine baktım. Boş geldi. C++.NET kategorisine tıkladım. Boş geldi. Web tasarımı kategorisine tıkladım. Boş geldi.
Ne yapacağız? Evet. Şimdi bu kategorilere tıkladığımda şunu istiyorum ben arkadaşlar. İlgili tablomuzdan C# net kategorisine bir makale varsa onun listelenmesi istiyorum. Default 2 sayfasına bakın. Dikkatinizi çekerim. Default sayfasındayız şu anda. C# net'e tıkladığımda default 2 sayfasına gidiyorum. Default 2 sayfasında istediğim şey şu. Seçtiğimiz kategoriye ait makalelerin listelenmesi. Evet. Bunu yapmak için gerekli kod değişikliklerini yapacağız arkadaşlar şu anda. Evet. Bunun için default 2 sayfamızda şu kodlarımızı yazacağız. Default 2 sayfamıza gidiyoruz. Sayfamızın yüklenme olayına tıklıyoruz. Ve buradayken sayfa yüklendiğinde gerekli verilerin listelenmesi istiyorum. Evet. Bunun için bir değişken tanımlayacağım. String veri tipiyle. Bunun için gelen veri isimli. Veriler aslında bizim arkadaşlar default sayfasından gönderiliyor. Default 2 sayfasına. Yani birinci web sayfamıza, ikinci web sayfamıza gönderiliyor. Bunları yalnız burada tutabilecek bir değişken lazım. Bunun için gelen veri request query string diyorum. Query string dedikten sonra hangi değişken vasıtasıyla geliyor arkadaşlar? Bakın şuradaki bir değişkenimiz var. Şunu gösterelim. Gönder isimli bir değişken var arkadaşlar. Bu değişken vasıtasıyla geliyor verilerimiz. Buraya gönder diyorum. Oradaki değişkenin ismini yazıyorum arkadaşlar. Neredeki değişkenin ismini yazdık? Tekrar gösteriyorum. Burada arkadaşlar bakın HTML sayfalarına veri aktarmak için aslında postback işlemi bu. Bir sayfadan diğer bir sayfaya veri gönderme için tanımladığımız gönder isimli değişkenimizi ismini buraya yazdık. Şimdi düzeldi o. Açıklama yazayım sizin için buraya. Gelen gönder değişkeninin evet gelen veri değişkenini aktar. Aktar dedik. Ve arkadaşlar şimdi tekrar veri tabanından buradaki veri, gelen bilgiye göre kategori bilgisi gelecek ya veri tabanına bağlanmamız gerekiyor. Veri tabanındaki hangi tabloya bağlanmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu sefer makale tablosuna bağlanmamız gerekiyor. Default 2 sayfamızda. Tekrar string yolluyorum ve veri tabanı bağlantı stringimi yazacağım. Öbür taraftan kopyalayacağım arkadaşlar. Şuradan default şuradakini arkadaşlar alabilirsiniz. Buradaki bağlantınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradakini alıyorum. Nereye kadar alıyorum? Şuraya kadar. Evet. Bu default sayfamızdaki kodlarımız. Bunu default 2 sayfamız arkadaşlar buraya yapıştıracağım. Paste yaptım ve buraya yapıştırdım. Tabii altını kırmızıyla çizdi. Neden? Buraya da gerekli arkadaşlar namespace'leri eklememiz gerekiyor. Using system data using system data SQL client. Evet, SQL istenmesi. Bunları ekledim. Ve sıra geldi. Arkadaşlar gerekli SQL bağlantımızı sağlamaya o bağlantımı sağladık. Gerekli SQL string daha doğrusu komutunu oluşturmaya. Şimdi makale veri tabanındaki daha doğrusu veri tabanımızdaki makale tablomuzdaki verileri çekmek istiyoruz. Bunun için bir SQL string komutu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için string sorgu komutu diyelim. Eşittir tırnak içinde select yıldız from makale. Oradaki tablonun makale tablosundaki bütün verileri listeli anlamında. Fakat hangileri listeleyecek arkadaşlar? Gelen verideki verilere göre yani şu gönder değişkeninden gelen verilere göre SQL sorgulamasını yapmasını istiyorum. Evet, bunun için kay durum alanında ki gelen veriye göre şimdi gelen verimiz gönderden geliyor. Peki buraya biz gelen veri stringinden gelen veriyi sorgulatmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Buraya ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? Gelen veri yazdık. Yalnız arkadaşlar burada kaydurum
alanındaki, yani şuradaki kaydırım bir harfi büyük. Oradaki gibi yazalım arkadaşlar. Evet. Yalnız arkadaşlar biz SQL kodlayışında değişken buraya tırnak içinde değişken ismini yazarsak burayı bir string gibi algılar. Halbuki biz bu değişkenin içindeki string ifadeyi ifadeye göre aratmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bizim değişkenimizi, zaten bizim değişkenimiz arkadaşlar C# ait bir değişken buradaki. Biz bunu SQL kodunun içine gömemeyiz. Gömersek sorun olur. Bizim istediğimiz şey şu. Gelen veri değişkenin içindeki string lazım bize. O zaman ne yapacağız? Bunu arkadaşlar bakın şurada SQL kodumu bitiriyorum. Şu iki tırnak arasında SQL kodumuz var. Daha sonra bitirdiğim anda C# çıkmış oluyorum. Artı ediyorum ve şurada tekrar SQL kodunun bitişini belirlemek için şurada bir tırnak daha kullanıyorum. Tırnağımı kullandım ve C# kodumu bitirdim. Gelen veri içindeki string'e göre bizim sorgu komutumuz makale tablosundan veri çekecek arkadaşlar. Ve tekrar buraya SQL Data Adapter tanımlayıp gerekli verileri arkadaşlar veri tabanından çekip Data Adapter vasıtasıyla datasete yükleyeceğiz. Evet, bunun için tekrar SQL Data Adapter oluşturuyorum. Önce bu komutu kullanarak arkadaşlar oluşturduğumuz bu sorgu komutunu kullanarak SQL Data Adapter vasıtasıyla verileri çekeceğiz. Bunun için SQL Adapter yazıyorum. Eşittir new SQL Data Adapter parantez açtık, parantez kapattık ve buradaki sorgu komutunu şimdi sorgu komutunu veri tabanındaki makale tablosuna göndereceğiz arkadaşlar. Veri tabanına gönderdik. Makale tablosuna sorgulamamızı SQL Data Adapter'imiz yaptı. Şimdi bu SQL Data Adapter'deki verileri bir veri tabanı modeline yani yüklememiz gerekiyor. Bu da dataset oluyor. Onun için bir dataset tanımlayacağız öncelikle. Dataset ds eşittir dataset, new dataset diyoruz arkadaşlar. New dataset. New datasetimizi yazdıktan sonra sıra geldi bu datasetin içine data adapter içindeki verileri yüklemeye. Data adapterimizin adı SADP yani SQL adapter anlamında. Fill diyoruz. Parantez açtık, parantez kapattık. Bizim SQL adapterimiz veriyi nereye dolduracak arkadaşlar? Datasete dolduracak. Dataset bizim web sayfamızdaki veri tabanımızın bir kopyası oluyor arkadaşlar. Bir modeli oluyor. Ve şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar default 2 sayfama bir nesne ekleyeceğim. Bu nesneyi default 2 sayfamıza ekliyorum. Peki bu nesnemiz nedir? Arkadaşlar bu sefer repeater diye bir nesne ekleyeceğim arkadaşlar. Repeater. Repeater nedir? Evet. Repeater nesnesi ekleyeceğim. Şurada evet şu. Repeater'ımı buldum. Şimdi bu repeater vasıtasıyla verileri listeleyeceğim. Evet, listelemek için buraya gidiyorum. Data liste kullanabiliriz. Hangisini isterseniz. Ben şimdi repeater kullandım. Farklılık olsun diye. Birinci sayfamızda data liste öğrenmiş oluyoruz. Burada da repeater öğreneceğiz. Bunun için this repeater 1 diyorum. Data source. Bunun data kaynağını belirteceğiz. Data source. Data kaynağımız arkadaşlar bizim oluşturduğumuz data source'umuz arkadaşlar. Bunun için bunun içindeki tables'ımızı repeater'da göstereceğiz arkadaşlar. Buraya sıfır diyorum. Ve repeater'daki bilgilerin ekranda görünebilmesi için data bind yapmamız gerekiyor. Data bind'imizi de bu şekilde yaptım. Evet. Sıra geldi. Repeater'da verileri arkadaşlar yükledik. Görüntülenmesi için gerekli komutu verdik. İsterseniz bir çalıştıralım. Veriler görüntülenecek mi, görüntülenmeyecek mi? Merak ediyorsanız çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buraya geldim.
ASP.NET kategorisine tıkladığın zaman default 2 sayfasına browser'ımızın yönlenmesini bekleyeceğiz. Default 2 sayfamızda da ASP.NET kategorisindeki makalelerin listelenmesini bekliyoruz. Bakalım listelenecek mi? Tıkladım. Bir şey görünmüyor. Neden? Çünkü repeater'da ne yapmamız gerekiyor? Yine tema görünümünü ayarlamak gerekiyor. Şimdi ben bunu yapmak istiyorum. Tema görünümüne default 2 sayfamıza gidiyoruz. Burada şimdi repeater'ımızı ekledik ama burada verilerin nasıl görüntüleneceğiyle ilgili tema tasarımımızı belirtmediğimiz için görüntülenme şeklini belirtmediğimiz için arkadaşlar listelenmiyor. Listelenmek için arkadaşlar ne var? Yine tema için item template diyoruz. Item template dedim. Ve bunun içinde bir tablo şeklinde görüntülenmesini istiyorum verilerimizin. Ve listelenmesini istiyorum. Ama önce bir tablo tasarımı yapıyorum. Tablom arkadaşlar 4 tane satırdan 4 satırdan 4 tane satırdan oluşacak arkadaşlar. Ve 4 satırın içinde birer tane hücre olacak yan yana. Ve 4 tane de sütundan oluşmuş olacak. Bunun için 4 tane TR ekliyorum. TR neydi arkadaşlar bizim tablolarımızda? Satır eklemekti. Hatta şunları daha düzgün görünmesi açısından biraz geri alıyorum. Şurada bir Enter'a bastım. Evet. Şimdi 4 tane satır ekledim ben buraya. Şurada biraz aşağı doğru indirelim. Daha iyi görünmesi açısından. Ve bunların içine de ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Satırların içine sütun ekleyeceğiz ki hücrelerimiz oluşsun. Bir sütun buraya ekledi. Diğer satırımıza da ekliyoruz bunları. Sırasıyla ekledim, kopyala yapıştır diyerek. Sıra geldi arkadaşlar. Bizim makale tablomuzdaki sütunları listelemek. Makale tablomuzda ne var? Tanıtım, yazar, detay, kayıt, durum gibi kısımlar var. Biz tabii ki başlık, tanıtım, yazar ve detay kısmına şu kısımları listelemek istiyorum. Repeater'da. Bunları listelemek için gerekli kodumuz arkadaşlar yine DataBinder'la yapacağız. Yüzde işareti koyuyorum. DS işareti DataBinder DataBinder Evil diyorum. Parantezimizi açtık ve kapattık. Ve container data item hangi arkadaşlar alanın listelenmesi istiyorsak bunu buraya yaz. Şimdi bizim alanımız ne? Birinci alanımız başlık. Bu alanı buraya yazdık arkadaşlar. Bakın şimdi çalışmamı kaydediyorum. Başlık listelenecek arkadaşlar. Bakalım. Default sayfamı çalıştırıyorum. Burada. ASP.NET kategorisine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ASP.NET nedir? ASP.NET ekranı, MVC nedir? Şeklinde bütün başlıklarım listelendi arkadaşlar. Veri tabanındaki bütün başlıklar listelendi. Evet. Devam edeceğim. Bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra diğer başlıkların da listelenmesini istiyorum. Diğer kısımların. Şimdi arkadaşlar buraya bu şekilde yazdıktan sonra şunu yapmak istiyorum. Başlıktan yukarıdan aşağı sırayla listelenmesini istiyorum. Aynı veri tabanında olduğu gibi. Web sayfamda da sırayla yukarıdan aşağı listelenmesini istiyorum. Bunun için BR kullanabiliriz. BR tag'i kullandım burada. HTML kodu. Ve default sayfama gidiyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra mesela ASP.NET'e tıkladım. ASP.NET kategorisindeki veriler. Geri geliyorum. C# kategorisine tıkladım. C# kategorisindeki makale başlığı geldi. C++.NET kategorisine tıklıyorum. Hiçbir şey gelmedi çünkü o kategoride hiçbir makalemiz yoktu. Web tasarımı kategorisine tıklıyorum. İki tane arkadaşlar makalemiz listelendi. Diğer kısımlarını da eğer listelemek istiyorsak şunu yapıyoruz. Default 2 kısmına giriyorum. Ve buradaki data binder'ımızı alıyorum arkadaşlar burada. Diğer satırların arasına yerleştiriyorum. Evet. Diğer alanların listelenmesi istiyorsak dedik. Bu diğer alanlarımızın başlıklarını buraya yazacağız. Tanıtım, yazar ve detay olmak üzere. Evet, buraya tanıtım. Evet. Hepsine BR en sonuçta gerek yok.
yazar detay şeklinde. Bunları yazıyorum arkadaşlar buraya. Yazar detay. Bunları yazdım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet, C# kategorisindeki verileri listele. Evet, gördüğünüz gibi C# kategorisindeki verilerimiz listelendi. ASP.NET kategorisindeki listele. C++ .NET kategorisindekileri listele. Web tasarımı kategorisindeki listele. Tabii hepsinde BR kullandığımız için arkadaşlar bunlar bir de alt alta görünüyor. Halbuki biz şunu yapabiliriz. Default 2 sayfamızda şuradaki en sonuncusunda BR kullansak yeterli mi bize? Evet. Şunu şuradan kaldırıyorum. Bunu da kaldırıyorum. Buralara ne olabilir başka? Bu şekilde. Bunu da kaldırdım. Bunu da kaldırdım. Alttakini kaldırmayacağız. Evet. Şimdi bunu yaptım. Bir H tabiyle çizgi de ekleyebiliriz. Ama şuradan çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi o çizgiyi de yapacağız. Daha düzenli görünmesi için. C# kategorisindeki listele. C# nedir? Bu makalemizde C# hakkında öğretici bilgiler verilecektir. Yazarı Mustafa Açıkgöz işte Microsoft C# diyor. Veriler bu şekilde listelendi. ASP.NET kategorisindeki 3 tane kayıt listelendi. C++'da hiçbir kayıt yok. Web tasarımı kategorisinde 2 tane kayıt var arkadaşlar. Evet, başka neler yapabiliriz? Ne gibi düzenlemeler yapabiliriz? Arkadaşlar. Evet. HR kullanabiliriz. Nerede kullanabiliriz? Şurada kullansak olur mu? Şurada. Evet. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Bakalım. Repeater bu. Şurada yapabiliriz. Evet. Şuraya bakın. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Buraya HR kullanıyorum. HR bizim web sayfalarımızda veriler arasında bir çizgi atar. Boydan boya. Burada HR kullandım. Tekrar default sayfamda bunu göstereceğim. Bakın. Buraya bir çizgi attı. Gördünüz mü? Burada da bir çizgi attı. Sayfamızı büyütecek olursak düz bir şekilde görünür. Ne yaptık? Repeater'da veriler arasında çizgi atarak birbirine karışmasını veya daha düzgün görmesini sağladık arkadaşlar. Başka? Veriler arasında zaten boşluk var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Veri arasında çizgi koyduk. Başka ne yapabiliriz? Şunu da yapabilirsiniz isterseniz. Ne koyabiliriz? Evet. Başlık koyabiliriz. Dediğiniz gibi. Renk koyabiliriz. Mesela şurada TD-BG koyabilirim. Bakalım. Bir renk koyalım buraya. BG color diyelim. Eşittir. Tırnağımızı açtık. Ve bir renk belirleyelim buraya. Evet. Bir renk belirleyelim. Buradan çalıştırmayacağız. Yine diğer sayfamızdan çalıştırmamız gerekiyor. Default sayfamıza geldik. Bakalım renklerimiz görünüyor mu? Şu anda tablomuzla ilgili renkler görünmüyor. Bu renkleri verdik ama. TD. Rengi verdik. Şurada bir başlık verelim. Başlık için bakalım nereye yazacağız? Şurada yazsak olur mu? Bakalım nasıl görünecek? Buradan bir görelim. Evet. Şimdi oraya makale adı dedik. Nereye yazdık? Buraya değil, bir üstündekine yazacağız.
Şuraya makale adı dedim. Başka ne var? Tanıtım, yazar, detay. Değil mi arkadaşlar? Bunları bu şekilde yazabiliriz. Her seferinde tekrarlar mı? Tekrarlar. Makale adı dedim. Buraya tanıtım yazdım. Buraya yazar yazdım arkadaşlar. Buraya da ne yazalım? Detay şeklinde yazdım. Her birine bir başlık kalmadık. Başlıklarımızı bir görelim. Buradan görmeyeceğiz. Yine diğer tarafa gidiyoruz. Şöyle çalıştıralım. Evet, makale adı ASP.NET tanıtım şeklinde. Evet. Evet, stilin içinde tanımlamamız gerekiyor. Arka plan rengini orada tanımladık ama şurada. Şimdi arkadaşlar burada repeater'da yazdığımız stil kodları çalışmıyor. Yani stil yazıp BG arka plan rengini farklı renkte göstermeye çalıştık. Bu çalışmıyor. Bir son kısmı gösterelim. Bizim web sitemizin nasıl çalıştığını. Bu hazırladığımız örnekte arkadaşlar default ASP.NET sayfasında kategorilerimiz listelenmekte. Bu kategoriler veri tabanımızdaki kategori isimli arkadaşlar tablodan çekilmekte ve biz web sayfamızda bu kategori çekilen bu kategoriler üzerine tıklayabiliyoruz. Tıkladığımızda bakın adres çubuğuna dikkat edin. ASP.NET tıkladım. Adres çubuğunda bir değişiklik oldu. Başka bir web sayfasına yönlendirdim. Nereye? Default 2'ye. Default 2 sayfasında arkadaşlar gönderilen veri vasıtasıyla bu veri gönder hangi değişken vasıtasıyla gönderilmiş? Gönder isimli değişken vasıtasıyla gönderilmiş. Ne verisi gönderilmiş? ASP.NET isimli bir veri gönderilmiş. Bu veri nereden çekilmiş arkadaşlar? Kategoriden. Bakın dikkatinizi çekiyorum. İyice dikkatçe bakın. Geri dedim. Mesela C#NET'e tıklıyorum. Bu sefer burası ne oldu? C# oldu. Çünkü bu veri nereden çekiliyor? Kategori tablosundan çekiliyor. Gizli de gönderilebiliyor. Burada açıkça size gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi tıkladıktan sonra default 2 sayfamızda gerekli veriler arkadaşlar makale veri tabanınızdan çekilip listeleniyor.